Merhabalar, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından sunulan İngilizce derslerimize hoş geldiniz. Ben İrem, arkadaşım Sera. Bugün sizinle yapacağımız ünite mutfak ünitesi, yemeklerden ve bu yemekleri cümle içinde nasıl kullanabiliriz, günlük hayatımıza nasıl ekleyebiliriz, onlardan bahsedeceğiz. Let's check. Okay. Okay, can you give information about these countable and uncountable nouns? Yes. So, in English, we have two ways to talk about things when there are more than one. The first way we do it is with countable nouns. These are for things you can count. For example, shoes. I have two shoes. I have two hands. And you'll notice one hand, two hands with an S. These are countable. We have things that are uncountable too. For example, sugar. Iram, how do you count sugar? I cannot count it, but we can have it kilograms, maybe in a glass. Mm-hmm. I don't know. A handful. Maybe. A spoonful. Yes. Of sugar. But I cannot count 1, 2, 3, 4 sugars. It's impossible. Right. What about water? Can you count water? A bottle of water, mm-hmm. a glass of water, but mm-hmm. I cannot count. Right. So these are uncountable. You see, Iran gave you examples of special ways to count uncountable nouns. We have special quantifiers. For example, a bottle of water, mm-hmm. a cup of sugar. Okay, mm-hmm. let me explain a little. Okay. Sera'nın da söylediği gibi İngilizce'de isimleri iki kısımda inceleyebiliriz. Sayılabilenler ve sayılamazlar. İki ayağım var, 1, 2. İki elim var, 1, 2. Bunları ayırabiliyoruz. Ama şeker, ekmek gibi bazı isimleri de sayamıyoruz. Bunları kullanırken işte örneğin bir bardak şeker, bir kaşık şeker gibi kullanmamız lazım. İngilizce'deki kullanımları bu şekilde, bu ayrıma çok dikkat etmemiz lazım. Bir sonraki gramerde de işimize oldukça yarayacak. İyice öğrenmemiz gerekiyor açıkçası. Yes, what else? So here are some examples. There is one book on the shelf. Rafta bir tane kitap var. There are 3 books on the shelf. Rafta 3 kitap var. There is some bread on the table. Masada ekmek var. There is a little cheese on the plate. Tabakta birazcık peynir var. There are 5 slices of bread in the fridge. Dolapta 5 dilim ekmek var. Okay, gördüğünüz gibi burada there is ve there are yapılarını kullandık. Eğer bir şeyden bahsediyorsak there is, 3 books, 3 şeyden bahsediyorsak birden fazla ve çoğul olan ifadelerle there are kullanmamız lazım. İmizleri birazcık hatırlarsınız zaten. Gördüğünüz gibi some bread, little cheese, bunlarda da bir çoğulluk durumu yok. Bu nedenle there is kullandık. Ama there are kullandığımız şu son cümlede de 5 slices, bir sayımız var ve çoğul olduğu için there are kullanmamız gerekiyor. Okay, we have some cooking verbs. Okay. Pişirme ile ilgili bazı fiillerimiz var. İleride tariflerde işimize yarayacak. Bir bakalım hangi fiiller var burada. Do you like to cook? I love it. Excellent. What about you? I love cooking. Oh, really? Yes. Do you like Turkish food? I love Turkish food. Oh, what's your favorite? Tell me. Oh, that's a hard question. Oh. Your top three. Top Wait. Three. Okay. Tantuni. Oh. Yes. Urfa kebab mm-hmm. and künefe. Oh, lovely. Okay. So, let's see how we can cook each of these foods. Mm-hmm. Gördüğünüz gibi solda bazı fiiller var, sağda da yiyecekler var. Bunları birbiriyle eşleştireceğiz ve bu yiyeceklerle hangi fiilleri kullanabiliriz bakacağız. Okay, so, İrem, what can we roast? Roast, fırında mm-hmm. pişirmek demek aslında roast. Burada size uygun olanları seçebilirsiniz. I think we can roast meat. Yeah, can we? Can be meat. Mm-hmm. What can we bake? Bake, bu da fırında pişirmek demek ama fırında pişirdiğimiz ekmek, kek gibi pastane ürünleri için kullanabiliyoruz sadece. So we can bake bread. Yes. What can we grill? Izgarada pişirmek. We can
grew many things. I'm not sure. Yeah, let's choose one. Okay, just what about mushrooms? I don't know. Sure, we can grow mushrooms. We can grow mushrooms. Izgarada pişebilecek herhangi bir şeyi yazabiliriz. We can grow shrimp. Of course. We can grow meat. Broccoli. Maybe. Sure. We can do it. Yeah. What can we boil? Haşlamak demek. We can boil potatoes. Yeah. Let's say potatoes. Eggs. Eggs. I don't know. What about fry? What can we fry? French fries. Yes. So potatoes again. Eggs like an omelet. Yep. Okay, we can say eggs here. What about saute? What can we saute? What is saute? Saute is to cook in a pan with like oil. This, number nine? Yeah, like number nine. Okay. Tavada pişirmek, sotelemek aslında Türkçe'ye de geçmiş bir fiil burada. So we can saute meat, I don't know, shrimp. It's like this. Yeah. What about steam? Buharda pişirmek, steam. Yine uygunu seçebilirsiniz. What about simmer? Simmer is a small boil. So boil is very active. Simmer is like a little. Okay. Şimdi boil böyle çok suda gümbür gümbür haşlamak demek aslında. Simmer daha kısık ateşte pişirmek anlamına geliyor. What about slice? What can we slice? Slice, I'm not sure, but we can slice mushrooms, we can slice onions like this. Dilimlemek demek slice. What can we peel? We can peel something with a cover. So potatoes again, carrots maybe. Okay, peel, kabuğunu soymak demek. And last one, chop. Chop, kesmek, küp küp doğramak anlamlarına geliyor. Gene uygun bir yemeği eşleştirebilirsiniz. All right. So let's look at some of these pictures and say what they are doing. Okay. What are they doing in these pictures? All right. So what is she doing here? She's slicing, maybe. And what is this one? I want to say simmer. Yes. Okay. This is a simmer. All right. What about this in the oven? Is that a grill? It's in the oven. It's in the oven. Well, so that is roasting. Yeah, of course. But of course you can grill meat. Yes. And my favorite style is... Fried shrimp. Fried, of course. Yes, they are frying shrimp. Okay, let's move on. Yeah, please. Oh, again, but this time, quantifiers. Yes. What are quantifiers? Quantifiers are how we talk about how much is there. We counted shoes, right? Now we are asking questions or saying how much. For example, how many hands do you have? One, two. Of course, it's like I have two hands, so it's a quantifier. Like, yes. So, quantifiers aslında miktar belirten ifadeler, gene sayılabilir, sayılamaz isimlerden önce kullanacağımız ifadeler. Let's look at our examples. Okay, so we have countable nouns. Sayılabilir ifadeler. How many students are in your classroom? Sınıfında kaç öğrenci var? Now we have how to talk about how many. I have some carrots for my cake. Yapacağım kek için, kek yani elimdeki kek için birkaç tane biraz havuç var. I don't özür dilerim, havuca ihtiyacım var. Wrong translation, sorry. I don't need any oranges for my cake. Yapacağım kek için hiç portakala ihtiyacım yok. Hiç portakal lazım değil. Hiç. We have a lot of friends at school. Çok fazla arkadaşım var. Pek çok arkadaşım var demek. There are a few students in the classroom. Sınıfta birkaç öğrenci var. Birkaç, a few. There are none. Hiç yok. For uncountable nouns. Sayılamayan. For countable, we only use how many. And for uncountable, we only use how much. Sayılabilenler için how many, sayılamazlar için how much kullanmamız gerekiyor. Standart bir kullanım. How much milk is in the fridge?
Dolapta ne kadar süt var? Süt kaldı ya da süt var diyebiliriz. There is some salad in the fridge. Dolapta biraz salata var. They don't eat any bread. Onlar hiç ekmek yemiyorlar. He has a little trouble with math. Matematikle biraz sorun yaşıyor. There is a lot of traffic in Istanbul. İstanbul'da kesinlikle çok fazla trafik var. And there is none. It's the same. Mm-hmm. Okay. It is the same. Hiç yok. So here we have a few things for positive. Hmm. For saying there are some or there is some. There are some boys in the cafe. Kafede birkaç çocuk var. She speaks a little English. Azıcık biraz İngilizce konuşuyor. There is a lot of tea. Çok çay var. She has a few cookies left in the press. Okay. Birazcık kurabiyesi var. Bir miktar kurabiyesi var diyebiliriz bu cümle içinde. Şimdi buradaki kurallara baktığımızda kısaca bakalım. Gördüğünüz gibi sayılabilir ifadelerin hepsinde plural yani çoğul kullanılmış. Students, friends, oranges, carrots. Sayılamazlarda milk, salad, bread, trouble, traffic de gördüğünüz gibi tikil olarak kullanılmış. Bunlarda s yazmıyorsunuz ve there is ya da there are farkına dikkat edin. Sayılabilir de biz there are kullanıyoruz soruları da. Aynı şekilde çok yapılan bir hata olduğu için bahsetmek istiyorum. How many'den sonra soracağınız şey how many students, how many carrots gibi çoğul bir ifade olmalı. How much'dan sonra da tikil yani how much milk. Tikil bir ifade s olmadan kullanmanızı bekliyoruz. What is this place, Serhat? Can you tell me? That is a deli counter. Şarküteri reyonu aslında burası. Mm-hmm. We can call deli. Yes. Okay. Bizim bir diyalogumuz var. Buradaki diyaloğu okuyacağız ve aslında burada da diyalogla ilgili sorularımız var. Let's read together. Can okay. I be Buse? Of course. Okay. Good morning. How can I help you? Good morning. I need some green and black olives. No problem. How many would you like? A half a kilo of each. Here you go. Do you need anything else? Do you have any goat cheese? Yes, of course. How much do you want? 500 grams, please. Coming right up. Now, is that all? Some potato salad, too, please. Do you want the one with scallions or without? With scallions, please. I need 600 grams of that. Anything else? Yeah, finally, I would like some slices of chicken. Sure. How many slices? Around 10, please. Here's your chicken. Have a good day. Thank you. You too. Thank you. Şimdi burada bir diyalogumuz var. Şarküteri reyonunda çalışan kişiyle Buse alışveriş yapıyor. Bak istedikleri şeylere bakalım. Yeşil ve siyah zeytin almak istedi. Tek tek ne istersiniz diye sordu. O da cevaplar verdi. Goat's cheese. Keçi peyniri demek. Bundan almak istedi. Sonra patates salatası aldı burada gördüğümüz kadarıyla. Ve bakalım dilim tavuk, chicken, dilim tavuk almak istedi. Bu şey olabilir. Tavuk salam falan da kullanılabilir aslında bunun için. Ya da işte tavuğunuzda buyurun dedi. İşte iyi günler deyip vedalaştılar. Oldukça kolay, normal, doğal bir diyalog görüyoruz burada. Alışveriş diyaloğu. Let's try to answer the questions. Okay, so how many kilos of the black olives does Buse buy? Buse kaç kilo siyah zeytin alıyor? How many? She wants a half a kilo of each. Yarım kilo. What type of cheese does Buse buy? Buse ne tür, hangi tür bir peynir almak istiyor? Ne çeşit diyelim, tür uygun olmayabilir. Goat cheese. Yeah, she wanted goat cheese. Okay. Does Buse buy more cheese or more potato salad? Hangisini daha fazla alıyor? Peyniri mi daha fazla alıyor, patates salatasını mı? Ve burada sayılara bakacağız. Something was 600. Mm-hmm. Looks so, like potato salad was 600. Okay, potato salad of course. What type of potato salad does Buse prefer? Yani patates salatası nasıl bir patates salatasıydı? Bir teklif sorulmuştu zaten ona bir tercihi sorulmuştu. With scallions. Yes. Okay.
And how much chicken does Buse buy? Buse ne kadar tavuk alıyor? 10 slices? 10 slices. All right. Gördüğünüz gibi direkt parçadaki bilgilerden cevapladık. İrem, do you go to the deli? I love deli places, actually. My favorite department in the market is deli store. What about you? I love going to the deli. Really? Are you a vegetarian? No. I definitely eat meat. Okay, so you buy meat from these places. Yes. Okay, and my favorite is like Buse goat cheese. I love it. Me too. Oh. All right. So, looking at this... Irem, you have $20 to spend here. Okay. What are you going to buy? Obviously, I'm going to buy some milk. Mm-hmm. It's cheap and it's healthy. Yes. Obviously. And I would like to buy meat because I love meat more than chicken. And I'll save the rest of it. Oh. There's no rest, probably, but it's okay. What about you? I love cheese. Oh. So I'm going to buy some cheese. American cheddar? No, I want goat cheese or beyaz peynir, feta cheese. Alright. I am also going to buy some bananas. I love bananas for breakfast. And how much do I have left? I guess I have $5. Oh, really? Would you like some carrots? I would. Okay. Gördüğünüz gibi biz 20 dolarımızı harcadık burada. Siz de 20 dolarınızı nasıl harcayacağınızı buradaki yiyeceklerden karar verebilirsiniz. We can move to the next page if it's okay. Yes. Oh, what is this machine in the kitchen? What do you call it? This is a refrigerator. Or? A fridge. A fridge or refrigerator. Buzdolabı. Bakalım buzdolabında neler görebiliyoruz. Let's say... What food and drink can you see? All right. So I can see, I see some milk. Milk. I've got milk here. Okay. I can write. Can I? Yes. Let's write. Milk. Gördüğümüz yiyecek ve içecekleri yazalım birazcık. I see some oranges. Oranges. Portakal. There are a few eggplants. Eggplants. Patlıcan. Her videoda söylediğim gibi kötü yazım için tekrar çok özür diliyorum. There is some juice. Juice. Meyve suyu diyelim. Önüne istediğinize getirebilirsiniz. Orange juice, apple juice şeklinde. I think I see three bottles of juice. Three bottles of juice. Kalanları sözlükten de bakabilirsiniz. Bildiğiniz kadarını tamamlayabilirsiniz. Şimdi buradaki aktivitemiz biraz sizi zorlayabilir ama biz yardımcı olacağız tabii ki. Şimdi burada maç ya da mini yazmamız gerekiyor. Aslında ufak bir ipucu var, onu söyleyelim size. Eğer tekilse maç olma ihtimali daha fazladır. Kendisinden sonra gelecek ifade çoğulsa, yani s takısı almışsa, mini olma ihtimali daha fazladır. Hızlıca bakalım. So what is number one? There isn't... Milk left in the fridge. So it's not plural. I want to say much. Yes. Okay, much milk. Yani dolapta çok fazla süt yok. There aren't people. People. Plural. Oh, that's plural. That means many. Many. Bugün dükkanlarda çok insan yok. This one is sweets. So. There's an S. So you don't have so. Many. Yes. Çok fazla şeker, şekerin yok. Şeker, yani yediğimiz şeker olarak yok tabii ki burada. There isn't. There is like a clue. Yani yapacak çok ödevim yok. There isn't much. Much. Okay. Gördüğünüz gibi bu anlattığımız şeylere bağlı kalarak lütfen bunları tamamlayın siz de. And bu aslında benzer bir aktivite. How many, how much? Aslında benzer paralellikte gidiyor. Siz de fark edeceksiniz. İngilizce öğrendikçe kolaylaşıyor. Çünkü bir pattern'a, bir sisteme oturuyor. Burada da gördüğümüz many, much'ı soru formlarına bakacağız şimdi. So, the first one is lemonade. Singular. Yep. Uncountable. Yes. How much? How much? Ne kadar limonatamız kaldı diye soruyor. And pens in your bag. Çantanda pens.
More than one. Mm-hmm. How many? How many? So countable, sayılabilirler de how many kullanıyoruz dediğimiz kurallara bağlı kalarak lütfen siz de bunları tamamlayın. Yukarıdaki aktiviteye çok benziyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada a little ve a few ile tamamlayacağımız az demek biliyorsunuz. So when do we use a little for countable or uncountables? I forgot it. A little is for uncountables. Okay. Sayılamazlar için a little yani tekiller için a little kullanacağız. And a few for countable. Of course. İkisi de aynı anlama geliyor ama kullanıldığı yerler başka. Can I have sugar, so a little. Yes. I want to say it. I'm so enthusiastic about it. A little, biraz bir miktar şeker alabilir miyim diye. Sugar tekil olduğu için a little kullanıyoruz. Jane has friends. Friends means a few. A few. Rio'da birkaç tane arkadaşı var. Biraz birkaç anlamına geliyor gördüğünüz gibi burada. Mutlaka bakın neyden önce geldiğini inceleyebilirsiniz. Aslında oldukça kolay ama tekrar tekrar çalışmanız gereken bir ünite. Let's move to next page. Okay. Oh, what is a recipe? A recipe. Recipe, correct? Recipe. Uh-huh, recipe. A recipe is how to make food. Yemek tarifi. Instructions. So, this is a recipe for creamy tomato pasta and garlic bread. Kremalı domatesli makarna and what? Garlic bread. Sarımsaklı ekmek. Oldukça karbonhidratlı, lezzetli, delicious. Menu, meal. Şimdi bakalım tarifimizde neler var. What are ingredients, Sarah? Ingredients are the food that goes into a recipe. Malzemeler. Alright, so let's find these cooking verbs. Evet, şimdi tarifimizi birlikte tamamlayalım. Daha önceden de görmüştük. Bazı yiyeceklerle işte soğan var. Bunları ne yapacağız? Hangi eylemleri gerçekleştireceğiz? Bakalım. Okay, so we've got onions. Mm-hmm. This is first. First. So, I think first chop. Mm-hmm. And what do we do with garlic? Do we chop it? Do we slice it? Chop or smash, I don't know. I think we can say chop. Chop again? Yeah. Soğanları ve sarımsağı doğrayın. Add them to a pan with oil and... Sauté. Sauté. Okay. Yani bir tavaya ekleyin ve brown olana kadar, kahverengi pembeleşinceye kadar sauteleyin. Next. I can write. Okay. I think we are mixing or mix the tomato paste with the onions. Okay, mix. Mm-hmm. Karıştırıyoruz. Then add the canned tomatoes, garlic and tomato paste and simmer. Simmer. Okay. Burada demek istediği şey kavanozda ya da konserve domatesleri sarımsağı ve domates püresini ya da bizim salça dediğimiz şeyi ekleyin. 60 dakika kısık ateşte pişirin. We can stop here, okay. I think. Okay. Kalan tarifi de siz tamamlayabilirsiniz. Ünitenin ilk sayfasındaki fiilleri kullanın. Bu aklınıza gelmezse o sayfadan yardım alabilirsiniz. Let's move. All right. So, are you hungry? I'm so hungry. Okay. It's the same oldest food unit. Yes. Okay, şimdi burada karıştırılan ya da aynı anlama gelen bazı ifadeler var. Sarah bizlere bu kendi ana dili olduğu için oldukça yardımcı oluyor bu konuda. So, what are they, Sarah? Okay, so, in British English and American English, we have different words for the same things, sometimes. For example, French fries. In British English, they call them chips. Oh, really? And in American English, we call them fries. Yani Amerikan İngilizcesinde chips denen patates kızartması, özür dilerim. American English fries, right? Mm-hmm. Amerikan İngilizcesinde French fries denilen tanım İngiliz İngilizcesinde chips olarak yer almakta. Aslında aynı şeyi söylüyorlar. But for potato chips... In the bag? In the bag. Mm-hmm. In American English, we call them chips. Hmm. And in British English, they call them crisps. Oh, really? Yes. Yani bu marketlerde satılan paketler içindeki cipslere Amerikalılar bizim dediğimiz gibi
Cips diyorlar, chips diyorlar ama British yani İngilizler de crisps olarak karşılık buluyor açıkçası. Farklı yiyecekler ama benzer isimleri var diyebiliriz. My friend from England and I say I really want some chips. And he says French fries. Okay. So böyle ayrılıklar olabiliyor İngiliz ve Amerikalılar arasında. So then we have entree or main course. These are the same, just two different words. Oh really? Şimdi gördüğünüz gibi ana yemek demek ikisi de aslında. Then we have mug or coffee cup. These are the same. It's a cup for your coffee with a kupa. Handle. Kahve kupası. Then we have fridge or refrigerator. Fridge is just shorter. Oh, okay, the same. Buzdolabı demek. We have starter or appetizer. Again, same thing, two different words. Başlangıç için aldığınız çorba, salata ya da patates kızartması restoranlardaki başlangıç yemeği. Then take out or take away. Same thing. You buy food and take it home to eat. Paket servis. And fish fingers or fish sticks. Same word for frozen fish that you heat in the oven. I don't know if we have something in Turkish, but... I have never seen really? That in Turkey. Okay, I'll try to explain it. Okay. Bunlar bu bizim tavuk nugget gibi olan sanırım balık nugget gibi bir şey olabilir. Yani kızartılmış, dondurulmuş balık stikleri, balık şeyleri diyelim, nuggetları diyelim bunlara. Şimdi çok aslında bu kadar yemekten bahsettikten sonra güzel bir ödevimiz var sizlere için. Gördüğünüz gibi bu kadar yiyecekten, işte pişirme tekniklerinden bahsettikten sonra sizden bir menü hazırlamanızı istiyoruz. Tabii menülerde ne olur? Bir başlangıç olur. Ana yemek ve tatlı. Burada kendi menünüzü hazırlayabilirsiniz. Bu kadar bilgilerden sonra çok zevkli hazırlayacağınız bir ödev. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bye. Bye. Thank you.